gazete satıcısı. 15 yıl kadar uzun bir aradan sonra Londra'da bir hastanede görev yapan ve en iyi kalp doktorlarından biri olan Doktor Kemal, onur törenine katılmak için Irak'a gitti. Törenin olduğu yere yaklaştığında mekanın girişinde gazeteleri yere sermiş yaşlı bir gazete satıcısı dikkatini çekti. Doktor şaşkınlıktan gözlerini kapatıp açtı. Sonra kendi kendine konuşmaya başladı. Bu nasıl olur? Bana her şeyi öğreten, beni terbiye eden, kalbime bütün değer ve yargıları ekip başarıyı öğütleyen hocam mı bu kişi? Zihnini hocasını hatırlamak için yokladıktan sonra gözlerini açtı. Evet, bu oydu, hocasıydı. Yaşlanmış bir halde karşısındaydı. O an törene geciktiğini fark etti. Salona girmek istese de ayakları onu dinlemiyor, olduğu yerde duruyordu. Ayaklarıyla büyük bir savaş verdikten sonra salona girdi. Aklında hala gazete satıcısı olarak gördüğü hocası vardı. Sürekli onu düşünüyordu. Dakikalar sonra kendi buluşunun sergilenme vakti gelmişti. İsmi söylendiğinde ayağa kalktı. Fakat platforma değil de salon dışına doğru yöneldi. Salondaki herkes şaşkınlıkla onu izliyordu. Onların meraklı bakışları arasında gazete satıcısına yaklaşıp elini tuttu. Gazete satıcısı ise "Affet beni oğlum, bir daha gazeteleri buraya sermeyeceğim" diyerek elini çekti doktordan. Doktor hüzünlü bir sesle "Sen zaten burada olmamalısın, birkaç dakika benimle gelir misin?" diye cevap verdi yaşlı adama. Gazete satıcısı diretiyordu. Doktorsa onun elini bırakmayarak onu salona kadar getirdi. Doktorun yaşla dolu gözlerini gören satıcı direnmeyi bıraktı. Sonra "Neyin var oğlum?" diye sordu. Doktor konuşmadan elini tuttuğu yaşlı adamla birlikte meraklı gözler eşliğinde platforma geldi. Sonra ağlayarak yaşlı adama sarıldı. Adamın başını elini öpmeye başladı. "Beni tanımadın mı Halil hocam?" dedi. Halil hoca "Hayır oğlum, çıkaramadım" diye cevap verdi. Doktor gözyaşlarını tutmaya çalışarak "Ben Merkez Ortaokulu'ndaki öğrencin Kemal. Önce Allah, sonra senin sayende buralara geldim. 1966 yılında cesaretlendirip arkasını sıvazladığın öğrencinim ben" dedi. Adam doktora baktı, sonra onu kucakladı. Doktor ödülü alıp seyircilere hocasını göstererek "Bu gördüğünüz hocam olmasaydı şu an ben burada olmazdım. Övülmeyi hak edenler işte böyle değerli hocalardır. Onlardan ayrıldıktan sonra haklarını ödeyemeyeceğimiz hocalarımızı unutuyoruz. Onların bize verdiği değerleri hiçbir tartı ölçemez. İşte bu görmüş olduğunuz kişi onlardan biridir. Bağdat'ta Merkez Ortaokulu'ndaki Arapça öğretmenim Halil Hoca." من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب